kimdir size bugün hadi boş olun dese böyle dımdızda kalırsınız ortada. Hani sizin resmi nikahınız? Sende de resmi nikah vardır ama paylaşacak mal mülk yoktur. Bir kere benim kocam devlettir, devletin de ta kendisidir. Öyle Türkiye bir sürü yerlerde temsil etmişliği vardır. Ne böbürleniyorsun be? Devletse senin kocan devlet. Sen kimsin? Kimsin sen be? Her devletin bir başı, bir yöneteni vardır. İşte o benim. Kapı gibi de nikahım var benim. Resmi hem de. Ayşe! Nereye gittin? Ocakta yemen var Türkmen abla. E ocak buradadır. Ben şu Ayşe'ye bir bakayım. Şunu şu yapayım da. Sen de Asiye'ye bakayım hemen. Güveş. Ağam. He Ayşe. Rahatsız ediyorum ama seninle konuşmam gereken bir mevzu var. Ayşe görmüyorum, oyunu oynuyor. Gece konuşuruz. Gece konuşamayız çünkü bu gece Asiye'nin sırası. He ağam, benim sıramdır. O yüzden gel de biz bir konuşalım seninle. Ağam, asıl ikimizin konuşması lazım gerek. Bunların bir derdi var belli. Belli. Allah sana kolaylık versin Dünür'üm. Ben sizi biraz yalnız bırakayım. Halden anlayan adamın hali başka oluyor. Benim Dünür'üm. Sağ olasın. Eyvallah. Evet dinliyorum. Bizim karıların da devreleriyle oynadı. Şimdi gidecekler. Hepsi Kalender abimin başının etini yiyecekler. Biliyor musun? İyi yaptım. Belki biraz gözleri açılmıştır. Niye kapalı mıydı ki? Tabii kapalıydı. Hepsi kendini mal mülk zengini zannediyorlar. Kalender bunlara boş ol dese öyle dımdızlak ortada kalacaklar. Böyle evlilik mi olur? Aman evlilik dediğin nedir ki yani bu evlilik? Boş işler bunlar ya. Niye sen hiç evlenmedin mi? Yok, evlenmedim. Neden? Ne bileyim öyle kendim istemedim. Hem herkes evlenmek zorunda mı canım? Yok tabii değil de burada herkesin bir alıcısı var ya ondan dedim. Ne demek istiyorsun ki sen şimdi yani? Seni bile bir alan olur mu demek istiyorsun yani? Yok sen öyle evde kalacak bir kız kurusuna benzemiyorsun. Maşallahın var senin. Herhalde kız benim nerem kız kurusu? Etti butlu karıyım ben. Peki ondan mı seni kimse beğenip de almadı? Kim beğenmedi beni? Beni beğenmedi. Beni. Ben beğenmedim asıl kimseyi. Kimse istemeyeyim ki benim kendimi beğenmedim. Niye? Çünkü ben özgürlüğüne düşkün bir karıyım. Hem öyle beni herkes taşıyamaz ki. Bak burada doğru söyledin sen. Hakikaten seni herkes taşıyamaz. Maşallah sana. Sen bana inanmayın ama inanmazsan inanma. Benim kendi bilinçli kişisel tercihim yalnız kalmak. Tabii tabii. Ben senin neyine inanayım kız? Sen resmen evde kalmışsın ya. Ben. Kız ben sana bir şey diyeyim mi? Bir zamanlar var ya bu konağın önünde beni isteyen erkekleri böyle kürekten atıyorlardı. Tabii benim için ayılanlar mı dersin? Benim için bayılanlar mı dersin? Benim için kendini bıçaklayanlar mı dersin? İntihar edeceğim diye bağıranlar mı dersin? Hey! Gidi günlere. Tabii tabii. Ne kadar kız ben istemedim işte. İstemeyeyim ben. Kız sen düpedüz evde kalmışsın ben anladım. Kalmadım ben kendim kişisel tercihim. Ne diyecekseniz deyin artık. Tepemin tasını attırmayın ha. Ağam. Bunların ikisi var ya bunların ikisi. Bunlar boş bir hayala kapılmışlar. Resmi nikah isterlermiş. Ya niye boşuyorsun? Ağam bana söz verdi. Ayşem sana resmi nikah yapacağım dedi. Öyle değil mi ağam? Yalan demesene kız. Asıl bana de duydu ağam. Yüzüme söyle duydu. Sana kıyacağım resmi nikah de duydu. Senin demenle mi oluyor o işler Asiye? Yoo. Ağam kendi de duydu. Resmi nikah kıyacağım sana dedi. Yüzüme dedi ağam. Kız yalanın adamın boğazına takıldı. Gitmey. Asiye. Kız sen sonuncusun. Sana sıra gelene kadar.
Kimlermiş etmeye diye? Ses etmeyesin diye düşündüm abla. Senin yaşın geçti ya. Utanırsın herhalde elden günden dedim. Ya ben niye utanayım Ayşe? Kalender ağanıza hepinizden daha fazla emeğim var benim. Öyle değil mi kalender ağam? Ağam bir şey ağam. Ay, ağam. Vay 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 vay. Ağam. Şükür açtı. Ya Rabbim. Ne oluyor burada? Ay Uşak yetiş baban gitti. Ay Uşak yetiş baban gitti. Ay Uşak. Allah Allah. Acaba yediği bir şey mi dokundu ola ki? İyi de en son ben onun yaptığını yemişti. Valla horoz falan kesmedin bugün. Allah kız. Sen çorbanın içine yeni bahar koyduydun değil mi? Yeni bahar mı? Ay babamın alerjisi vardı ya yeni bahara kızdırış. Yeni gelin. Yaktın beni. Bella sen ne yaptın? Vallahi bilerek yapmadım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Hazar nerede kaldı ki? Birazdan gelir kızım, merak etme sen. Kayıt kuyut işleriyle uğraşı. Hayırdır, yeni gelin? Kocamız zehirle dün yetmedi, şimdi sıra uşağıma mı geldi? Ya vallahi ben bilerek yapmadım. Gerçekten. Ya bak hala konuşuyor utanmadan, püsküllü belaya. Eğer ağama bir şey olursa... işte o zaman göreceksin kime ne yapılıyormuş. Bağa bak. Vallahi billahi ayağını denk al. Aha yeminle diyorum seni bu ikisine bırakmam. Kendi ellerimle didiklerim ha. Biz daha nikah kıyacağız. Ha nikahımız var gelir mi? Ya Asiye şey soracağım. Sen ağamın şahidi mi olacaksın yoksa benim şahidim olacaksın? Baba bak beni üstüne sıçratma ha. Ya siz bir sussanıza. Burada büyüğünüz benim. Size laf düşmez. O nikah da benim hakkımdır. He sen öyle san. Ağam nikahını en gözde karısına kıyacak bir kere. He ben de onu diyorum işte bana kıyacak. Yettiyiz be. Bir durunuz bir çüşünüz olsun ya. Nikah kıyacağız ya az kalsın adamın canına kıydız. Kim? Biz mi? Ya ne yaptıysan da şu bela gelin yaptı. Ne bela gelin yaptı? Bela gelin bir şey yapmadı. Ne yaptıysan siz yaptınız. Adam başını yediyiz be. Ya hemşire hanım, iki kelam edeydim. Ah, ben bir şey söyleyemem. Doktor bey gelecek. Sen... Doktor mu dedi? Abla durum ciddi galiba. Hop 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 hop. Ne oluyor ya? Hep bir girip adamın yüreğine mi indireceksiniz? Herkes bir haddini, herkes bir sınırını bilsin. Önce ben gireceğim. Hayret. Ya bir açılın ya! Ben size demeyeyim mi? Herkes sırayla girecek diye. Burada bekleyeceksiniz. Allah Allah!